Evet, odamı gören arka plandan vazgeçtim. Çünkü orada işte birileri geçiyor kapının önünden, bağırıyor kız karşıma. Abla bacaklarım görünüyor, kapat şunu falan. Sana çocuklar demişler, hocam arkada neler oluyor? Yeğenim pilates topuna zıp zıp zıplıyor. Kedim arka fondan geçiyor falan. Neyse, o yüzden duvara çevirdim tekrar bilgisayarımı. Ama böyle yakın çekim oldu. Kusura bakmayın, çok dibinize girdim. Böyle ağzınızın içine girdim ama affedin. Şimdi Bohr atom modelinde şey neydi? Elektronun toplam enerjisini şöyle buluyorduk. Enerji toplam eksi Rayburg sabiti çarpı z kare bölü n kare dedi. Buradaki sabit ne eşitti? 13,6 elektron volta. Ve hidrojen atomu için o zaman elektronun gelin birinci, ikinci, üçüncü enerji seviyelerindeki enerjilerini beraber bulalım. Birinci yörünge için hemen yazıyorum. Eksi 13,6 hidrojen atomu, atom numarası zaten 1. Bölü 1 geldi. Bu değerini de buldum. Eksi 13,6. Peki 2'ye gelelim. İkinci enerji seviyesi. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 4. O da ne yapıyormuş? Bakayım, eksi 3,40'mış. Güzel. Ay, yanlarına da birimleri yazalım. Enerji 3'ü de bulalım. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü 9. O da ne yaptı? Eksi 1,51 falan yapıyor da yaklaşık 1,50 diyelim. Bla 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 hesapladık. Sonunda hani böyle sonsuzuncu enerji seviyesine bakalım. Eksi 13,6 çarpı 1 bölü sonsuz. Bu yaklaşır sıfıra. Dolayısıyla bu sonuç ne olur? Sıfır elektron volt. Ne demek bu? Hemen bakalım. Elektronun eğer toplam enerjisi sıfır ise elektron artık ne yapar? Atomdan koparılabilir demektir bu. Yani atomu borçluydu. Şu enerjileri borçlu, eksiyken borçlu. Borcu ödedik abicim. Sıfırladık borcu. Alıp gidebiliriz elektronu. Tamam. Şimdi bunları gelip şöyle bir grafikle gösteriyoruz. Düz çizgiler şeklinde. Eksi 13,6 neye denk geliyor? N eşittir 1 temel hal dediğimiz birinci yörüngede dolanan elektronun birinci enerji seviyesi. Sonra N eşittir 2 işte falan filan gittik. Sonra en son sıfırken ne oluyormuş? İyonlaşma enerjisine denk geliyormuşuz. Evet, bu sayfayla işimiz bitti. Bunu yazmayı biliyoruz artık. Bu tablo, yani negatif değerlerin yer aldığı tablo nedir bu arada? Hidrojen atomun enerji seviyeleri. Bakın, bunlar enerji seviyelerine denk geliyor. Ama size genelde bu tabloyu vermiyor. Başka bir tablo veriyor. Şimdi bakacağız ona. Temeler, yani N eşittir 1 düzeyindeki elektronun 2, 3, 4 gibi üst yörüngelere çıkması için atoma dışarıdan verilmesi gereken enerjiyi uyarılma enerjisi denir. Yani nedir orada? Borçlu değil mi? E, o borcu biz ödeyeceğiz ki ne yapabileceğiz? O elektronu zıplatalım diğer seviyelere. Atomun iç enerji diyagramından yola çıkılarak atomun uyarılması için gerekli enerjiler ve bu enerjileri gösteren diyagram elde edilir. Şimdi bakın, biz bu diyagramı nasıl elde ediyoruz? Hemen şöyle bir gelelim. Şuraya yaklaşalım diye. Şöyle bir odaklanalım. Oo, bayağı bir odaklandık. Kedicim geçti önünden. Şimdi burada bir N eşittir 1 yörüngesi olsun. Neydi hatırlarsanız? Yarıçap. Kaleme bak. Wow. Kalem çok berbat. Evet, şunu silelim. Ne oldu böyle ya? R eşittir hatırlarsanız A0, yani 0,53 angstrom çarpı n kare bölü z'ydi. Zaten z sabit. Şu sabit. R doğru orantılıdır n kare diyor. İşte n eşittir 1 yörüngesi. Burada elektronun burada bulunuyorsa çekirdeğe olan uzaklığına 1R dedim. Ama eğer ikinci yörüngedeysem o zaman 2'nin karesi doğru orantılı 4R uzaklığıyım. Hadi bir de gidelim 3. yörüngeye. O da 9R uzaklıkta. O da şurası diye çizdim. Evet. Şimdi hemen bir hatırlayalım. Tekrar olsun. Açısal momentumu nasıl buluyordum? N H bölü 2P. Bunun ispatını daha sonra animasyon açtığımda göstereceğim çocuklar. Fotonla uyarılması durumunda atomun. Orada bir göstereceğim. Biraz De Broglie'ye falan girmemiz gerekiyor çünkü. Evet, burası H bölü 2P'lik açısal momentuma sahip olduğu yörünge elektron için. Bu 2H bölü 2P. Burada da 3H bölü 2P'lik açısal momentuma sahip. Başka ne biliyorum? Başka bildiğim şey bir de enerjisi var. Enerjisi neydi? İşte şimdi burada ben o sayısal değerleri de buldum ama işte eksi 13,6'ydı. Neyse, hadi yazayım. E2'de eksi 3,40'tı.
E3'te ne eşitti? Eksi 1,50'ye. Şimdi o zaman hadi buraya yazayım bunları da. Eksi 13,6 eksi 3,40 ve eksi 1,50. Şimdi elektronun eğer senin buradaysa sahip olduğu enerji, eğer ben onu buraya çıkartmak istiyorsam bu kadar enerjiye sahip olması lazım. Yani dışarıdan eksi 13,6'ya ne kadar eklenmeli ki enerjisi 3,40 olabilsin. Attım onu bu tarafa. 12, 10, 10,20 mi yapıyor? Değil mi? 10,20. Evet. Şu aradaki fark ne kadar bu çocuklar? 10,20. Of, boyutları korkunç valla. Peki buradan ta buraya zıplatmak istiyorsam, ya yani ben bunu buradan buraya atmak istiyorsam, eksi 13,6'ya ne eklemeliyim ki? Eksi 1,50 enerjisi olsun. Bu da sanırım 12,10 yapıyor. Buradaki fark da, şunu artık bir ciddiyim onun boyutunu. Boyu da böyle küçük hali bu muymuş bunun? Evet. Şu fark da 12,10'a denk geliyor. Yani bakın eksi sayılarla uğraşmak biraz pis değil mi? Bu pislikten kurtulmak için şunu yapıyoruz. Diyoruz ki biz şu eksi 13,6'ya öyle bir sayı ekleyelim ki diğerlerini eklediğimizde bunlar arasındaki büyüklük sıralaması değişmesin. Yani diyelim ki A, B, C kişilerinin 2 elması, 5 elması, 8 elması olsun. Bunlara ekstradan 4'er elma eklediğimde elmaların arasındaki bu farklar değişiyor mu? Değişmiyor değil mi? Aynı kalıyor. Ben de burada ne yapacağım? Şu eksi 13,6'yı sıfırlayacak kadar enerjiyi bunlara ekleyeceğim. Hadi bakalım ekleyelim. Bunu 13,6 eklersem ne olur çocuklar? Bu değer 0 olur. Bu değer ne olur? 13,6 10,2 mi yaptı? Evet, 10,2. Buraya da ekledim 13,6'yı. O da 12,10. Ana! Ne buldum bakın? Az önce aradığım yanıtları artık çok rahat bulabiliyorum. Yani biz kolay çıkan işlemi yapabilelim diye hani 10,20'den 0 çıkarttığında 11,20 kalsın. 12,10'dan 0 çıkarttığında geriye 12,10 10 kalsın diye ne yapıyoruz? Bir işlem yapıyoruz. İşte yaptığımız bu işlemin sonucunda başka bir grafik elde ediyoruz. Hidrojen atomunun uyarılma enerjilerini. Az önce hidrojen atomun enerji seviyelerini bulmuştuk. Burada ise doğrudan uyarılma enerji değerlerini bulduk. Yani eksi 13,6'ya 13,6 ekleyince 0 etti. Hepsini 13,6 ekledim. En son 0'a da ekledim. Böyle bir tablo oluşmuş oldu. Grafik oluşmuş oldu. Peki bu yan taraf ne oldu? En eşittir 1 zaten temel. Bakın en eşittir 2. Bunun adı neydi? İkinci enerji seviyesi. Üçüncü enerji seviyesi. Ama buraya artık ne diyorum? En eşittir 2'ye. Bakın ikinci de değil. Birinci uyarılma enerji seviyesi. Neden birinci uyarılma enerji seviyesi diyorum? Çünkü elektron çekirdekten zıplayacak değil en eşittir 1 halinde. Şuradaki en eşittir 1'den en yakın olarak nereye zıplar? Buraya zıplar. İlk zıplama işlemini burada görüyorum. Dolayısıyla ilk zıplama işlemi buraya denk geldiği için şu birinci ve ikinci yörüngelerdeki enerjiler arasındaki fark birinci uyarılma enerji seviyesiymiş. Çok kötü yazdık. Neyse öyle oldu işte. Dikkat edin, soru kükünde size ikinci ne bileyim enerji seviyesi diyorsa o aslında birinci uyarılma enerji düzeyine denk gelmiş oluyor. Tamam, buradaki en eşittir 2 yörüngeyi anlatıyor ya da enerji seviyesini. Ama aslında o şurada parantez içinde nedir? Birinci uyarılma enerji seviyesi olarak geçer. Peki temel halde bulunan bir elektronun bir uyarılma seviyesine çıkabilmesi için dışarıdan enerji alması gerekiyor mu? Gerekiyor. Borçlu çünkü. O enerji dışarıdan alacak ki ne yapabilsin? Üst yörüngelere çıkabilsin, uyarılabilsin. Elektronun alması gereken enerji bulunan ilk seviye ile çıkınan son seviyenin enerjilerinin farkına eşit olmalıdır. İşte az önce gördük. Eksi 13,6'dan eksi 3,40'a çıkacak. Bundan bunu çıkarttığımda elde ettiğim değer. Bu enerji şu şekilde bulunur. Yani son ve ilk enerji seviyeleri arasındaki fark hidrojen atomu uyarılma enerjileri 4,92 gibi olur dedik. Peki geldik soru kısmına. Hangileri doğrudur demiş bize. Doğru olanları arıyorum.
Atom'un boşluklu yapıda olduğunu ilk kez Rutherford söylemiş. Doğru, değil mi? Ne diyordu? Rutherford çekirdekten bahsediyordu. Şimdi bu çekirdek kavramını ilk ortaya atan kişi olduğu için çekirdeği aldık buraya. Etrafına da nereleri yerleştirdik? Boşluklara elektronları. Atom dolayısıyla elektronların dolandığı yörüngeler olan o boşluk kısmı ve çekirdekten oluşan bir yapıdır diyordu. Alfa parçacıklarıyla yaptığı deney sonucunda alfa parçacıkları ne yapıyordu? Altın levhaya gönderiyordu. Şimdi kimisi böyle geçip gidiyordu, kimisi sapıyordu falan. Oradan bulmuştu. Anlatmıştık zaten. Bu doğru. Hatta ne demiştim? Çok büyük bir boşluktan bahsediyoruz demiştim. Orada bir örneğini vermiştim. İşte dünyadaki bütün insanların boşluğunu, atomunun boşluğunu yok ederseniz, çekirdeğe kadar onları vız diye sıkıştırırsanız, bütün insanların toplam ebatı bir elma büyüklüğünde olacaktır. Elektronların ışıma yapmadan çekirdek etrafında çekirdeğe düşmeden dolanması da Bohr açıkta edilmiştir. Evet, ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde açısal momentumları NH böyle 2π'nin katları olacak şekilde ışıma yapmadan dolanıyorlardı. Thomson'a göre atom çekirdeğin içi... Oy, dur orada bir dur. Thomson çekirdek ne iş? Üzümlü kek. Çekirdek mekirdek yok. Yer alan proton ve nötrondan. Bir de nötron demiş. Nötron Bohr'da bile yok arkadaşlar. Nötron o 1930'lu yıllarda 32'ydi galiba. Tam o zaman bulunacak. Çekirdek. Evet gittin. Gittin öldün. Çok attık. Peki. Bohr atom teorisine göre yani ifadelerinden hangileri doğrudur? Elektronlar çekirdek etrafında ışıma yapmadan dolanırlar. Doğru. Kararlı yörüngelerinde ışıma yapmadan dolanıyorlardı. Elektronlar çekirdeğin çevresinde herhangi bir... burada duracaksın. Ne herhangi biri? Ne herhangi biri? Böyle bir şey yok. Belli. Belli belli bak. Öyle neydi işte R oluyordu. 4R oluyordu. 9R oluyordu. Aradaki işte 1,5R. Yok efendim 7R. Yok 100R. Böyle değerler. 100R olabilir mi? Olabilir tabii ki olabilir. Çünkü 10. 10 olursa 10'un karesinden gelir yani. Eniştir 10. yörünge 100R'ye denk geliyor. Ama aradaki şu yani R değeri 4R, 9R kesikli değerler alıyordu. Ve bu kesikli değerler belirli değerlerdi. Aradaki diğer bölgelerde bulunma olasılığı yoktu Bohr'a göre. Ama modern fizikte başka şeyler söyleyeceğiz. Nananım, bu gitti. Çekirdek etrafında dolanan elektronlar belirli. Ah, gözünü seveyim. Bohr diyorsak zaten belirli yörünge, belirli enerji bunları söyleyeceğiz. Değerlerine sahiptir. Doğru. İşte bu enerjiyle nasıl buluyorduk? Tekrar tekrar yazıyorum ki kafanıza iyice girsin. Çinkonun sembolünün karesi. Peki. Bu da bitti. Şimdi artık hızlıca geçeceğiz. Fen Lisesi kitabından Bohr atom modeline bir göz atacağız. Rutherford atom teorisinde elektronların çekirdek üzerine düşmeden hareket etmesi ve çekirdekte bulunan pozitif yüklerin dağılmadan durabilmesi tam olarak açıklanamamıştı. Atom teorisindeki bu gibi eksikleri gören Niels Bohr, Max Planck ve Einstein'ın teorilerini kullanarak atomik boyutta geçerli olacak yeni bir teori sundu. Demiştik, bu ara adam demiştik işte. Klasik fizikteki bazı şeyleri de kullanıyordu, modern fizikteki bazı buluşlardan da yararlanıyordu. Evet, Bohr kendi atom teorisinde belirli yörüngelerden bahsetmiş. Yüzünü sevdiğim belirlisi. Klasik fiziğin atomik boyutta yeterli olmadığını söylemiştir. Ayrıca teorisinde atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramlarını da açıklamıştır. Emisyon yani ışıma. Klasik elektromanyetik teoriye göre Rutherford atom modelinde elektronlar çekirdek çevresinde dönerken sürekli ışıma yapmalıydı. Bohr, ışımaların sürekli olmadığını yörünge kavramını kullanarak anlatmıştır. İşte belli enerjiler kesikli spektrum dedi hatırlarsanız. Atomlarda belirli yörünge kavramını ilk defa Bohr kullanmıştır. Evet, belirli kelimesi ona ait dedik artık yapıştırılma. Bohr'un B'si bak. Elektronların çekirdekten uzaklıklarını, açısal momentumlarını, işte neydi bu? A0, n kare bölü z, nh bölü 2π, enerji yörüngeler kavramı enerjileri eksi 13,6 z kare bölü n kare kullanarak ifade etmiştir. Bohr atom teorisinde elektronlar hareketi iki hipotez halinde anlatılabilir.
elektronlar hareketleri. İşte bir, ne yapıyordu? Çekirdek etrafında elektriksel kuvvet etkisiyle şöyle bir yörüngede dolanıyorlardı. Açısal momentumu klasik fizikten bilebilirim. Yine bunun açısal momentumuna dikkat ederseniz kesikli. Öyle her değeri alamıyor. Açısal momentumun her değeri alamadığı için kesiklidir. Elektronun açısal momentumunun klasik fizikteki açısal momentuma ne diyoruz? L eşittir mvr. Bunu Bohr yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumunu şu şekilde ifade etmiştir. Bu şekilde ifade ediyor. Ben bunun ispatını daha sonra yapacağım. Tamam mı? Işıklarda göstereceğim. Tabii ki L açısal momentumu da H Planck sabitiydi falan filan. L eşittir 1, 2, 3 yörüngeleri anlatıyordu. Devam edelim. Bohr atomun yapısını anlamak için tek proton ve tek elektronu bulunan. Evet. Tek proton ve tek elektronu bulunan hidrojeni seçmiştir. Elektriksel kuvvetin sadece proton ve elektron arasında oluşması yine bir kolaylık olacaktı. Çok elektronlu atomlar karmaşık yapıda olduğu için en başta hidrojen ile başlamak mantıklıydı. Adam akıllı basitten almış. Evet, burada bundan bahsettik. Artık bahsetmiyorum. Yine yarıçapı sayısaldır demiş. Elektron açısal momentumu dolan bir yarıçapı kuantumlu olduğu, bunu da çizelim. Açısal momentum yörünge yarıçapı kuantumlu olduğundan enerjileri de kuantum yani kesikli olmalıdır. İşte bulundukları yörüngelerdeki elektronların enerji değerlerinde atomun enerji seviyesidir. Formül de bu idi. Şurada gördük. R, 4 R, 9 R diye gidiyordum. İşte bunları az önce hesapladık. Tekrar hesaplamayacağız. Hidrojen atomunun enerji seviyeleri. Gelelim şuna. En yörünge numarası arttıkça elektronların toplam enerjisi de artar. Şekil 4.1.6'da atomun enerji seviyelerine bakıldığında negatif değerlerden sıfıra doğru ne olduğunu görüyorsunuz. Arttığını görüyorsunuz. En yörünge numarası arttıkça neler artıyor bir bakalım. Hemen şuraya bir çizeyim. Şurada çekirdek olsun. Bakın en eşittir bir yörüngesi. Şöyle bir R yarıçaplı. Ah, bunu gömeyim ben. Evet. Bir en arttıkça neler artıyormuş? Açısal momentum artıyor. Yörünge yarıçapı tabii ki artıyor. Uzaklaşıyor. Toplam enerjisi artıyor. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeğe bağlılıkları azalacağından elektronların çiziksel momentumu ve hızı azalır diyor. Aslında bu genel çekim kanunundaki o çembersel uyduların hareketine benziyor değil mi? Orada mesela ne kadar uzaksak o kadar mesela güneşten ne kadar uzaksa gezegen o kadar yavaş hareket ediyordu. Hızı dolayısıyla azdı. Dolanım süresi daha çoktu falan. Bir şunlara gelin yakından biz de bakalım. Sonra zaten bir şey kalmıyor. Bunu şurası çekirdek olsun şu. Yani hemen burası en eşittir bir yörüngesi bir R yarıçapına sahip. Şu en eşittir iki yörüngesi 4 R yarıçapına sahip. Bu 9 R, bu da 16 R. Tamam. Aynı çizgi üzerine göstermedim ki şey olmasın. 4 R, 9 R, 16 R. Evet, yörünge numaralarını da yazalım. Şurası en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3 ve 4. Hemen şuraya enerjileri yazalım mı çocuklar? Yazalım bence. Şuradaki, buradaki elektronumuzun enerji seviyesi nedir? Eksi 13,6 idi. Hani hidrojen atomu olsaydı. Diyelim ki hidrojen değil. Toplam enerji eksi R çarpı Z kare bölümüne kare dedik. Şimdi bak bunlar sabit değil mi? O zaman toplam enerji çarpı N karenin eksi bir sabit sayıya eşit olduğunu biliyorum. O zaman ben buraya 1, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi yazarsam şu enerjiyi eksi E edersem bu eksi E bölü 4. Bu eksi E bölü 9, bu da eksi E bölü 16 olacaktır. Yazıyorum. Eksi E bölü 4, eksi E bölü 9, eksi E bölü 16. Tabii ki eksi E bölü 16 daha büyük. Yani çekirdekten uzaklaştıkça ne oluyor dikkat edersen toplam enerji artıyor. Peki devam edelim. Açısal momentumları da yazalım. Şurada en eşittir bir yörüngesi açısal momentum neydi? H bölü 2 pi'ydi. O zaman burada H bölü 2 pi. Burada 2H bölü 2 pi. 3H bölü 2 pi. Burada 4H bölü 2 pi. Evet.
Açısal momentumda dikkat edersen hem kesikli hem de uzaklaştıkça çekirdekten artıyor. Peki başka ne hesapladım? Başka bir şey hesaplamadım galiba, değil mi? Hızını da bulalım mı? Çok zor değil bak, aslında elektron hızını bulabiliriz. Şimdi açısal momentum, şuraya yazayım. NH bölü 2π'ydi. Yani n eşittir 1 yörüngesindeki açısal momentumuna bakayım. H bölü 2π. Peki bu hani klasik fizikteki açısal momentum eşit değil mi? Klasik fizikteki açısal momentum m çarpı v çarpı r'ydi. M, v, r. Peki n eşittir 2 yörüngesine geldim. Burası ne oldu? 2 katına çıktı. Buraya geldim. Burası 4 katına çıktı. O zaman hızlı olmalı, yarıya düşmeli. N eşittir 3'e geldim. Burası 3 katına çıktı. İlk durumun 3 katı oldu. Ama yarıçap 9 katına çıktı. O zaman bu hızlı olmalı v bölü 3. Yani şuradan dolanırken hızı işte v ise, buradan geçerken v bölü 2, buradan geçerken v bölü 3, buradan geçerken v bölü 4. Yani hız ne oldu? Doğru orantılıdır. 1 bölü n olmuş oldu çocuklar. Kinetik enerjisinde uzaklaştıkça azaldığını söyleyebilirim. Bu tarafa doğru gittikçe hız azalıyor. Daha yavaş kullanıyor. Kinetik enerjisi de azalıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. Peki devam edelim. Kendisi de başka ne demiş? Elektronlar üst enerji seviyesinden herhangi bir alt enerji seviyesine geçiş yaptığında iki enerji seviyesi arasındaki enerji farkına eşit ne yapacaktı? Bir foton yayacaklar. İşte E3 ile E4 demiş. Hatırlayın neydi? E3'e geldiğinde eksi E bölü 9'a denk geliyordu şuradaki enerji. Buradaki enerji ne kadar? Eksi E bölü 16. Çünkü enerji şöyle yazabiliriz. Eksi 1 bölü ne kare? O zaman bakıyorum şu enerji çok daha büyük. Yani ben hatta bunları ne yaparım? Genişletmeyeyim, genişletivereyim dedim de. Buradan elektronum eksi E bölü 16'dan eksi E bölü 9'luk enerjiye sahip olsun istiyorsam bir miktar enerjiyi ne yapması lazım? Kaybetmesi lazım. Çünkü bu enerji daha büyük. Soru işareti kadar enerji çıkar. Nasıl sonuç? Eksi E bölü 9 olacak. İşte bunu buraya attığında bir delta E fark buluyorsun ya. Bu yayılan fotonun enerjisi ne eşit olmalı? Bu iki yörünge arasındaki farka eşit olmalı çocuklar. Evet. E4 eksi E3 kadar. Ki fotonun enerjisi de ne demiştik? H çarpı P'dir. Planck sabiti çarpı frekans. O da HC bölü lambda eşittir. Daha önceden demiştik zaten. Tekrar ettik. Temel halde bulunan atoma dışarıdan enerji verilmesi sonucu atom ne olur? Uyarılır. Elektronu üst enerji seviyesine çıkmış atoma uyarılmış atom denir. Yani temel halde değil de artık daha üst yörüngelerde. Elektronları bir enerji seviyesinden herhangi bir üst enerji seviyesine çıkarmak için dışarıdan verilmesi gereken enerjiye de uyarılma enerjisi deniyor. İşte şu ikisi arasındaki fark kadardı yani, değil mi? Uyarılmış bir elektron temel hale dönerken ne yapar? Işıma yapar. Emisyon yapar. Kendiliğinden emisyon diyoruz buna. Uyarılmış hidrojen atomlarında elektronların yüksek enerji seviyesindeki yörüngeden düşük enerji seviyesindeki yörüngeye geçişinde yaptıkları ışımalara spektrum çizgileri denir. Yani burada işte biz bunu ne yapıyoruz? Bu ışımayı algılıyoruz. Dolayısıyla spektrumumuzda bir parlak renk görüyoruz. Siyah bölgede siyah bir bölge. Hiç rengin olmadığı bir yer. Ama buradaki ışımaları algılıyorum. Dolayısıyla kesik kesik çizgiler oluşuyor. Bu spektrum nedir? Kesikli. Peki iyonlaşma nedir? Elektronun atomdan koparılarak serbest hale getirilmesi olayına da iyonlaşma denir. İyonlaşan atomun elektronu artık serbest parçacık gibi davranır. Bağımsız, hiç bağlılık kalmadığı boşandı kocasından. Temel haldeki bir atomdan elektron koparmak için gerekli olan en küçük enerjiye iyonlaşma enerjisidir. Yani n eşittir 1'deki temel haldeki elektronumuzu koparmak için gerekli olan şu enerji n eşittir sonsuzuncu yörüngeye denk geliyor. İyonlaşma enerjisi diyoruz ona. Bu kadar. İyonlaşma enerjisi diyoruz. Evet. Burada zaten şunların nasıl çıkarıldığını az önce anlatmıştık çocuklar. Eksikliklerine bakalım. Bir Bohr atom modeli nelerde eksik kalmış? Sonra bitirmiş olacağız. Ondan sonra tek tek işte atomların uyarılmalarını küçük küçük başlıklar altında işleyeceğim. Rutherford atom modelini açıklayamadığı durumlara açıklık getirilmesine rağmen bu modelde yine bazı eksiklikler var. Bohr modeline göre elektronun açısal momentumu
ne olacaktı? H bölü 2π'nin tam katları. Dolayısıyla en küçük değer ne olur? 1 H bölü 2π'den H bölü 2π'dir. Oysa modern fizikte göreceğiz ki açısal momentumun en küçük değeri 0. Hani şeyde göreceksiniz. Kimyada görmüşsünüzdür. Küçük L ile gösteriyorlardı. İşte örneğin N eşittir 2 için L ne yapıyordu? 0 ve 1 değerini alıyordu. N eşittir 3 için açısal momentum 0, 1, 2 değerlerini alıyordu. İşte manyetik kuantumlu bir şeyler de vardı. Daha fizikten çıkarıldı kimyacılar. Bu da bunların eksilisi falan oluyordu hatırlarsanız. Eksi 1, 0, 1, eksi 1, eksi 2, 0, 1, 2 falan gibi. Evet, devam edelim. Bohr modeli atomların kendi aralarında nasıl etkileştiklerini ve etkileşimlerin maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini nasıl ettiğini açıklayamamıştır. Bayağı bir şey açıklayamamış değil mi? Nasıl etkileşiyor bu atomlar? Fiziksel ve kimyasal özelliklerini nasıl etkiliyor bu durum? Belli değil. Bohr atom modeli hidrojen ve tek elektron sahip atomlar için başarılı bir model. Ama çok elektronlu olmuyor. Ayrıca tek elektronu sahip iyonlar için de geçerli. Yani helyum artı ya da lityum artı iyonları da bu modelle açıklanabiliyor. Bohr atom modeli kullanılabilir bunlar için ancak çok elektronlu atomların özelliklerini açıklamaya yeterli kalmamış. Ben gelmemiş yeterli değilmiş Bohr. Atomla ilgili bugünkü bilgilere göre Bohr'un ifade ettiği gibi elektronların dairesel diyorlar neyse çembersel yörüngelerde hareket ettikleri ifadesinin yanlış olduğu görülmüştür. Neydi? Bulunma olasılığının yüksek olduğu orbitallerde elektron bulutu vardı. Böyle dağılıyordu yani. Bulunma olasılığının olduğu yerler vardı. Çizgi şeklinde bir çembersel yörüngede hareket ediyordu. O geniş bir bölgeye yayılıyordu. Bazı yerlerde bulunma olasılığı daha fazlaydı. Evet, bu şey Anadolu Ses kitabının şeyi Bohr'un eksiklikleri kısmı. Bu da Fen Lisesi kitabındaki Bohr'un eksiklikleri kısmı çocuklar. Atomla bağlantı olarak kuantum ve yörünge kavramlarını ilk kez kullanan Bohr'un ortaya koyduğu atom teorisi kendisinden öncekilere göre oldukça başarılı. Atomda enerjinin sürekli olmadığını, kesikli olduğunu yani her değeri alamayacağını belirtmişti. Bu bakış açısı ilk defa kullanıldı. Kesiklik kavramı, kuantum başlıyor. Bakın kuantum fiziği başlıyor, kullanılıyor. Bohr teorilerini sunarken bazı bilim insanlarının olumsuz tepkilerine rağmen çalışmalarına sabırla devam etmiştir. Klasik fiziğin atomlarda yetersiz kaldığını söyleyerek modern fiziğe geçiş yapmış ve diğer bilim insanlarına öncülük etmiştir. Bohr çalışmaları tek elektronu bulunan hidrojen atomu için uygulamış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Daha sonra çalışmaların iyonlaşmış haldeki tek elektronu bulunan helyum artı 1 ve lityum artı 2 gibi atomları uygulamış ve bugün de geçerli olan sonuçları elde etmiştir. Bak burası önemli. Bu kısımda bugün de geçerli olan sonuçları elde etmiştir. Bohr tek elektron olan atomlarda matematiksel bağıntılar kurmuş ve başarıya ulaşmış olsa da Bohr atom teorisiyle açıklanamayan durumlar da mevcuttur. Evet bakalım nelermiş. Kendisi ne demiş? Birden fazla elektronun birbiriyle olan etkileşimine dikkate almamış. Çok elektronun bulunan atomları açıklamada yetersiz kalmıştır demiştik. Bohr atom teorisi spektruma ait çizgiler. Gelelim buna. Spektruma ait çizgiler. Tek elektronu atom olan atomlarda gözlenmiş, çok elektronu olan atomlarda incelenmişti. Teknoloji ve deneysel çalışmalar ilerlemesiyle çok elektronu olan atomlarda da spektrum incelenmeye başlandı. Çok elektronlu atomların spektrumlarında enerji düzeylerinin her birinin, evet burada çizelim, iki ya da daha fazla düzeye ayrıldığı görüldü. Atom spektrumunun her atomda farklı olması spektrumun ayırt edici bir özellik olduğunu gösterir. Bohr'un spektrum çizgilerinin yanında alt çizgilerin gözlenmesi Bohr atom teorisi açıklamayan bir durumdu. Yani diğer olasılıkları ne yapmamış Bohr? Açıklayamamış, zaten göstermemiş. Tekrar diyoruz bakın. Atomların spektrumlarında enerji düzeylerinin her birinin iki ya da daha fazla düzeye ayrıldığı görüldü. Tamam. Ama biz burada Bohr'da ne yapıyoruz? Tek bir düzeyden bahsediyoruz. Atomlarda bazı çizgilerin daha parlak görülmesi, bunu da çizelim, bazı geçişlerin daha çok tercih edildiğini gösteriyordu. Yani oradan gözüme daha çok ışık geliyor ki, gözümle görmüyorum tabii ki de. Yani oradan gelen ışığı ölçtüğüm zaman ışın şiddeti daha fazla geliyorsa demek ki bazı ışımalar diğerlerine nazaran daha çok gerçekleşiyor.
Acaba neden onlar daha çok oluyor? Bunu da açıklayamıyorum. Spektrum çizgilerinde gözlenen parlak farkını açıklamakta da eksik kalmıştı. Bohr atom teorisindeki eksiklikler bilim insanlarının daha doğruyu bulabilmek adına çalışmalarını arttırmalarına sebep olmuş. Modern atom teorisinin geçişi hızlandırmış. Evet, tamamdır. Bakalım Bohr atom teorisi verilen ifadelerden hangilerini açıklayamaz? Hemen Anadolu Lisesi kitabından bir soru. Elektronun sahip olduğu açısal momentumun en küçük değerinin sıfır olmasına göre açıklayamıyor. Az önce gördük. Çok elektronlu atomların özelliklerini de açıklayamıyor. Evet. Doğru. Elektronların yörünge yarı çaplarını kesiyor. Bunu açıkladı. Bunu açıkladı. Çok güzel açıkladı. 0,53 dedi. Sonra dedi ne kare bölü z dedi. Pişt, gitti. Evet. Bitirdik çocuklar. Bohr atom modelini. Şimdi artık neye geçiyoruz? Ah, sırayla işte atomların çarpıştırılarak uyarılması, ısıtılarak uyarılması, fotonla uyarılması, elektronla uyarılması ve Frank Hertz deneyini de anlattıktan sonra öpüyorum, kendinize iyi bakın çocuklar.